Selam millet, ben Koray. Umarım iyisinizdir. Şimdi aranıza belki yeni izleyenler katılmıştır. O yüzden sizlere tavsiyem serinin başından beri izlemeniz olacak. Bugünkü Giresun maçımız var. Bir sonraki maçımız Galatasaray'a karşı kupa maçı. O yüzden bu maçta aslında yedek ağırlıklı oynamak istiyordum. Fakat şunu gördüm ki bütün oyuncuların formu yerinde. O yüzden fazla düşünmeden direkt şu maça dalmak istiyorum. Ama neredeyse formaları değiştirmeyi unutuyordum. Yoksa çok büyük bir sıkıntı doğabilirdi bizim için. Ben siyah formayı tercih edeceğim. Lütfen dikkat. Our camera lens trained on one man in fantastic form and the top scorer in the league. Haydi bakalım, büyük bir alkış istiyormuşuz. Yukarıdaki adamı boş bırakmayın. Çok güzel. Bir de coştu. Orta sahaya kadar geldi. Şimdi Batshuayi ile hadi oğlum sıyır ondan. Oradan vurursun. Aman ya. Ha. Ne oluyor? Abi. Başladık yine. Bir kafa. Ah. Aa, Batshuayi'den birazcık hızlı bir top. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok iyi. Çok kötü, çok iyi. Koş Batshuayi. Koş oğlum. Aşağıda aslında o da olur. O da olur. Benim amacım Gezal'a pas vermekti. Enkudu kendini gösterince ona gitti top. Çünkü top zaten zayıf kaldı. Vurur mu? Ah. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Vurur oradan. Neler oluyor? Taraftarların biletlere verdiği paranın hakkını veriyoruz. Daha 25 dakika geçmedi. 3-0 öndeyiz. Muhteşem gollerle
Enkudu koşar. Hadi oğlum. Hadi oğlum, bu gol senin hakkın. Ah. Ah. Olmadı. Çok güzel. Bak, yukarıda gördüydüm de. Gel gel gel. Süper. Vur. Bu ne şimdi? Yani olacak iş değil. Hiçbir şey yok. Amanın. Yani böyle saçma sapan bir gol de. Yani kaleci durmuş olsa durduğu yerde o topu tutar da. Batshuayi verdi pası, veremedi pası. Hadi video, top sende. Giresun'dan gol yemeyelim şimdi. Sakala sen al ya da Rossi o. O da alamadı. Sen al. Alamadı ve gol yedik. Yani. Bu durumdan ötürü tabii hiç mutlu değilim. Burada ne güzel 4-0 gidiyorduk. Tablo bozuldu. Offside. Aman Allah'ım. Well, here it is again, and wow, just take a look at this. He's absolutely nailed this one. What a strike that is from distance. Yani şu golü tekrar tekrar izleyebilirim. Gerçekten müthiş. Aa. Buyur. Yani. De şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Hatta şunu olabildikçe hızlı yapalım. Önümüzde çünkü Galatasaray maçı var ya. Onun için
Gol atmak tabii ki de keyifli ama önceliklerimiz var. Abi. İyice saçmalamaya başladık. Yani şu hataları Galatasaray maçında yaparsak harbiden hiç hoş olmaz. Yani ne diyebilirim ki? Karşı takımın kalecisi hakikaten çok kötüymüş. O da golünü atsın. Larin de golünü atsın. En azından motivasyon, moral olur onun içinde. Bu sezonun en gollü maçı şu ana kadar Konya'ya karşıydı. Yanlış hatırlamıyorsam orada da bir 7-0'lık bir galibiyetimiz vardı. Bu maç şu anda en gollü maç olmuş oldu. O nasıl bir kafaydı? Ah. Gezal'ı iyi yorduk. Umarım bir de Enkudu'yu da iyi yorduk. Umarım pişman olmayız bu durumdan. Aa, bu sabah nedense çok keyif alıyorum ya. Hoppa! Döndüremedi. Aa, hata gidiyorduk. Neyse. Güzel, 7-1.
İşte Türkiye Kupası Galatasaray'a karşı ilk maçı hatırlarsanız lig maçında ilk derbimizi kaybetmiştik. Yine Galatasaray'ın sahasında 2-0. Türkiye Kupası bizim için önemli. O yüzden bakalım burada neler yapabileceğiz. Şimdi şu genç yeteneklerimize bir bakalım. Genç yeteneklere çünkü ben çok önem veriyorum. De bunlar bizim hiçbir işimize yaramıyor şu anda. Maalesef. Leandro Souza onu hatırlıyorum. Şu anda 3 aydır onu izliyoruz ve bence ona 6 yapıya gönderebiliriz. Bunlar iyi ama 500 bin yani 1 milyonluk oyuncu ve daha üstü oyuncu çıkabiliyorken 500 bin euroluk oyuncuyu almak istemiyorum onları çünkü antrenman etmek ve yükseltmek daha zor. Şimdi de oyunumuzu kaydedelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Abone bırakırsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.